Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Canlı yayın konuğumuzla karşınızdayız. MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Birben. Siz neredeyse çocuk yaşınızdan bu yana bir teşkilat, bu teşkilatın içerisinde ideolojiniz için mücadele ediyorsunuz. Çeşitli kademelerden sonra bugün de MHP Rize İl Başkanısınız. Gündem belli, önümüzde bir seçim var. Seçim çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor kuşkusuz. 7 Haziran sonuçlarını kıyasla bugün sokakta gördüğünüz nedir? MHP'nin oyları Rize'de arttı mı? Bunu bir değerlendirelim önce. Evet, öncelikle tüm ülküdaşlarımı ülkemizin bu karanlık döneminde aydınlığa çıkması ile ilgili sabırsızlıkla 2 Kasım'ı bekleyen 9 ışıkçıları, milliyetçi ülkücü kadroların iş başına gelişini bekleyen değerli Rizeli hemşerilerimi ve tüm izleyicileri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yine Kaçkar Televizyonu'na, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ekranlarında Milliyetçi Hareket Partisi'ne yer verdiklerinden ötürü de tüm aileye de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de konuğumuz olduğumuz için size teşekkür ediyoruz. Gözümüz günümüz aydın olsun diyorum. İnşallah. Evet, evet. Çiğdem Hanım şimdi şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizi güçlü, milletimizi mutlu etme adına insanımızı ruhen, bedenen, madden ve manen, sosyal anlamda her yönden tam bir iyilik haline getirmekle ilgili can siperhane tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'mizde de çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen gayret ediyoruz. Tabii burada Rize'mizde özellikle yaşanabilir bir Rize olması isteğimizle 3 vekile de talibiz. Evet. Tabii gönül ister ki 3 milletvekili yollayabilelim meclise. Ama hiç yokken en azından bir vekille Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste Rize'nin temsil edilmesi noktasında Rizeli hemşerilerimiz de gerekli ilgiyi, alakayı gösterecektir. İnanıyoruz buna. Peki. Evet, ben bir şey izah etmek istiyorum. Bu tür programlarda biliyorsunuz değerli izleyiciler, zaman kısıtlı olduğu için zamanı daha ekonomik kullanmak adına çabuk geçmek istiyorum. MHP köklü bir parti, doktriner bir parti. Geçmişine baktığınız zaman 40 küsür yıllık bir parti. Ama ne hazindir ki beklenen performansı ortaya koyamıyor bir türlü. Bunu neye bağlıyorsunuz? Özellikle Rize bağlamında konuşuyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ideolojisi, ideali, duruşu, çizgisi net olan bir siyasi partidir. 46 yıldır ki önce ülkem ve milletim diyen bir siyasi partidir. Yani biz iktidara ulaşma adına, bir yerlere talip olma adına ilkelerimizden, duruşumuzdan vazgeçemeyiz. Duruşumuz yüce büyük Türk milletimizin geçmişteki duruşunun bugüne yansımasıdır. İlkemizden, duruşumuzdan taviz vermiyoruz ve her geçen gün milletimiz bize hak veriyor, destek veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu her geçen gün artıyor. Yani 7 Haziran ve kadrolar da dünden daha iyi. Her geçen gün iyiye doğru gidiyor. Yani saman alevi gibi olmak istemiyoruz. Bakın geçmişte ABC partileri geldiler, tek başına iktidar oldular, hükümet kurdular, koalisyon kurdular ama şu anda çoğu yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi hala var. Geçmişte vardı, şimdi var ve gelecekte de var olacak. Ya zaten sıkıntı orada, doktriner bir parti. Diğer partilere de baktığınız zaman doktriner partilerin hiç ölmesi mümkün değil. Çünkü evet, fikir partidir, bir fikri vardır, bir ideali vardır. Sıkıntı nerede acaba? Yani bu kadar net şeyler söylüyorsunuz. Vatan için çalışıyoruz, millet için çalışıyoruz. En büyük idealiniz bu. Buna rağmen nerede sıkıntı? Niçin yükselemiyor doktriner partiler? Sadece Milliyetçi Hareket Partisi özelinde sormuyorum bu soruyu. Siz bir siyasetçisiniz. Burada bir analiz yaparsanız sıkıntı nerede? Ülkemizde bu tür partiler niçin fazla ön plana çıkamıyor? Şimdi Nazmi Bey, Milliyetçi Ülkücü Camii olarak hançerlenmedik, yerimiz kalmadı.
yiğit ülkücü kardeşlerimizin duruşunu farklı yerlere çekmek isteyen. Yani ben aslında hani fazla polemiğe de girmek istemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu bozmakla ilgili içte ve dışta düşmanlar var. Onlarla uğraşıyoruz. İçimizdekiler ayrı, dışımızdakiler ayrı. Ama hiç yıkılmadan, yılmadan hedefimiz, belirlediğimiz hedefe yayından çıkmış ok misali hiç sapmadan dosdoğru ilerliyoruz. Yani karamsar değil milletimiz. İnşallah Allah'ın izniyle 2 Kasım'da, 2 Kasım sabahı herkes neyin ne olduğunu gayet iyi görecek. Ki zaten 7 Haziran'dan sonra, özellikle 7 Haziran'da bu büyük milletimiz 12-13 yıldır ki ülkemizi karanlığa, tahribata, çöküşe sürükleyen bir siyasi partiye gerekli dersi vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de elbette ki beklediğimiz oy artışını sağlayamamış ama yine oyunu artırmıştır. 2 Kasım'da da oyunu artıracak ve artık bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni hesaba katmadan bir hükümet kurulması mümkün değil. Şimdi siz iki kadın adayla seçime gidiyorsunuz Rize'den. Yani MHP mecliste daha fazla kadın görmek istiyor sanırım. Bu imaj doğdu. Evet. Öyle mi? Evet, evet öyle. Bizim 3 tane milletvekilinin 2 tanesi kadın adayımız. Hı hı. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra, yani Temmuz 20'den sonra ülkemizde yaşanan işte anaların ağlaması, yaşanan felaketler, sıkıntılar, bu sıkıntıların en büyük etkilenen kesimi tabii ki kadınlarımız, analarımız. Onun için genel merkezimiz de bu konuda hassas davrandı. İlçe teşkilatlarımız, il teşkilatımız bir araya gelip iki kadın adayla beraber yürümekle ilgili beklentimizi, niyetimizi genel merkezimize ilettik ve genel merkezimiz de uygun gördü. İki kadın adayımızla seçimlerde varız. Şimdi madem konu burada, MHP'nin kadın mücadele insanı Meral Akşener'in neden devre dışı bırakıldığını sormak istiyorum. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi Meral Hanım devre dışı bırakılmadı. Zaten kendisi 7 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını söylemişti. Ama yine de genel merkezimiz aday yapmıştı. 1 Kasım seçimlerinde de aday gösterilmedi. 2 dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilliğini yapmış, değerli bir ablamız, değerli bir büyüğümüz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini yapmış, gururlu, onurla, gururla taşımış. Kendisi bir dönem istirahat edecektir. Zaten genel başkanımız da basında, televizyonlarda dile getirdi. Bir dönem istirahat edecektir kendisi. Evet. Bir sıkıntı yok yani. Kendisi zaten İstanbul'da teşkilatımızla beraber çalışıyor. Can siperhane yine mücadele ediyor. Yani devre dışı bırakılmadı. Değil. Sadece istirahat, dinlenmeye. Evet. Dinlenme aşamasında. Evet. Şimdi ben hemen şunu sormak istiyorum. Çok büyük polemiklere yol açan bir Sedat Peker mitingi var. Sedat Peker'in öteden beri ülkücü olduğu ifade ediliyor. Siz bu mitingi eleştirir bir tavır sergilediniz. Nedenini soracağız elbette, ancak eski il başkanınız Zeki Mayde miting organizasyonunda önemli rol aldı. Az önce söylediğiniz MHP içerisinde hani farklı uçlar oluşmaya başladığının cevabı mı bu? Bunu da bir değerlendirir misin Sedat Peker mitingi? Şimdi ben miting öncesi yapmış olduğum bir basın açıklaması vardı. Aynısını yeniliyorum. Orada ifade ettiğim ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz. Bir kere bunu ayırt edelim. Şimdi eski il başkanımızın yanında durması tabii bizleri fevkalade üzmüştür. Yani yerinin orası olmadığını biz aday tanıtım programında dile getirmiştik. Ama maalesef o milliyetçi ülkücü camia mensupların 9 ışıkçıları tercih etmektense gidip o mitingde yer almak istedi. Üzgünüz tabii orada olmasında. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi ile Milliyetçi Ülkücü Camia ile herhangi bir bağı yoktur. Geçmişte bir sıfatı olabilir. Şu anki durduğu yer önemli. Şu anda bizim yanımızda değil. Biz genel başkanımızın, teşkilatımızın, ideolojimizin yanında dimdik aslanlar gibi duruyoruz. Kendisinin tercihidir. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Ben biraz da yerelden sormak istiyorum. Biliyorsunuz Rize'nin bir sürü sorunları var. Siz ortaya koyduğunuz doktriner duruşta, ileri sürdüğünüz adaylarla
Rize'nin var olan sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Buradaki taktiğiniz nedir? Evet. Şimdi Rize'de şöyle bir sıkıntı var. Özellikle AKP bürokratları AKP'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl yaranabiliriz bunun mücadelesini yapıyorlar. Ben ekranları başında ifade etmek istiyorum. Özellikle Facebook sayfalarında, şimdi Rize'de eğitimle ilgili yığınla problem var. Ama ne yazıktır ki Milli Eğitim'de şube müdürü bir arkadaşımız, AKP'nin bürokratı diyeyim. Bürokratlar AKP'nin mi? Evet, evet, maalesef. Maalesef ama değil. Ama değil. İfade edeceğim şimdi. Ben isim vermeyeceğim şahsın ismini. Kendisi biliyor zaten kendisini. Bir şube müdürümüz Facebook sayfasında Milliyetçi Hareket Partisi'ne adeta savaş açmış. Yani nasıl yaranabilirim AKP'ye? Cumhurbaşkanına nasıl yaranabilirim de ya bir yerde Milli Eğitim işte il müdürü olurum ya da işte bakanlıkta bir görev alırım. Yine çok meşhur, duyulmuş bir ilk öğretim okulu müdürü. Bu da aynı şekilde. Yalakalık ve yalamalık, bunun başka bir izahı yok. Bunların hesabını eğer il Milli Eğitim Müdürüm vermiyorsa 2 Kasım sabahı Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir siyasi anlamda bunların hesabını soracağız. Bunların yapması gereken okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesini yapması lazım. Yani Milli Eğitim Müdürü, hani biz 2 Kasım'da sormadan önce Milli Eğitim İl Müdürümüz bu hesabı sormalı. Milli Eğitim İl Müdürüne söylüyorum. Yani biz eğitimde Türkiye'de kaçıncı sıradayız? Okulların önleri nasıl? Okulların fiziki konumları nasıl? Bunlarla uğraşacağı yerde bu okul müdürümüz ve şube müdürümüz abuk subuk şeyler, MHP'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunmak, sanki AKP'nin bir üyesiymiş gibi, ilçe başkanıymış gibi nasıl yaltakçılık ederim bunun hesabını yapıyor. Bunların hesabını eğer Milli Eğitim Müdürü sormazsa biz 2 Kasım'da kendisi de dahil olmak üzere o tür davranışta bulunan, demeyecek sizin ifade ettiğiniz gibi, yani bunlar işte devletin bürokratı. Hayır, devletin bürokratı değil. Bunlar tabii hepsi aynı kefede değil. Ama bunlar %80 aynı bu şekilde. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Öğretmenlerimize, AKP'li olmayan, AKP'linin haricinde olan bütün öğretmenlere zulmediliyor. Bunların hesabını tek tek soracağız. Şimdi siyasi duruş ortaya koyamaz ki. İşte koyamaz ama iddialı bir şey yok. Tabii bak, koyamaz ama şimdi Milli Eğitim Müdürümüz arasın beni. Ben kim olduğunu, ne oldu, gerçi kendisi biliyor. Kimler olduğunu kendisi iyi biliyor. Şimdi ben sorunuzun cevabını vermek istiyorum. Şimdi Rize'de yıllardır, 7 Haziran seçimlerinden önce havaalanı yapıldı, etti, bitti. Dün evvelsi gün bir arkadaş aradı İstanbul'dan. Rize'ye kaçta uçak var? Dalgalı bir şekilde. Şimdi her seçimde, yani bu Rizeli'nin aklıyla alay etmektir. Rize'de yapılması gereken yığınlarca iş var. Bir limanımız var, liman. Bu özelleşme tarihinde işte 97'de zannedersem özelleşen limanlardan bir tanesi 97'de. Bu limanımız Doğu Karadeniz'in en derin limanı, 12 metre. Yani bununla ilgili neler yapabiliriz, neler edebiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz? Depolama imkanı olan ve karayolunun hemen yanında olan bir liman. Ama bununla ilgili lojistik destek alanı yapılacağı ifade ediliyordu AK Parti'nin evet, beyanamelerinde. Evet. Var lojistik destek. Siz, peki lojistik, hani nerede lojistik üs? Bilmiyorum, ben soruyorum size. Hayır, ben de soruyorum, yani milletimize soruyorum. Lojistik üs nerede? Salaha tüneli nerede? Açtı, açılıyor, tamamdır, şudur, bu için geçen gün bir arkadaşımız ifade etti. İşte 2 tane kepçe gidecek, 2 tane kamyon gidecek, orada yine başlayacak. İşte Salahalı hemşerilerim de tamam işte AKP burada bu faaliyeti başlattı. Tamam işte oyumuzu verelim. Öyle yağma yok. 12 sene, 13 sene sizi denedi Rizeli. Rizeli akıllıdır. Ki ve nasıl oy vereceğini, hangi hizmete ne oy vereceğini bilen bir yapıya sahiptir. Yine bir organize sanayi bölgesi var. 13-14 yıldır ki hiçbir şey yapılamamış. Sağ olsun şu andaki bölge müdürü Hasan Bey, Hasan Ünal Bey. 2-3 senedir ki imkanlarla
Hatta öyle oluyor ki ben canlı şahidim. Kendi cebinden para harcayıp orada bir şeyler yapmak istiyor. Organize sanayi bölgesini biliyorsunuz. Kaç evet. senedir ki değil mi gündemde. Ama bu son 3-4 senedir ki canlanmış. O da siyasi iktidarın çabasıyla değil, oradaki atanan, orada görevlendirilen organize sanayi bölge müdürünün ama sayesinde şimdi, olmuş. Bir Timiya Vadisi. Ne ben, kadar yapabilir? Yani orada evet, evet nasıl yapabilir? Yani. Evet. İşte siz buna siyasi siyasi ama. Ergin buna destek vermesi lazım. Biz milliyetçi ülkücü kadrolar, milliyetçi ülkücü kadrolar iş başına geldiği an yapılamayan, söz verip de başlanılmayan faaliyetleri, yatırımları derhal başlatacağız ve bitireceğiz. Yani bunun sözünü veriyorsunuz. Kesinlikle. Peki, ben şimdi yine hemşerilerime soruyorum. Timiya Vadisi nerede? Hmm. Ne oluyor Timiya Vadisi'nde? Timiya Vadisi'ne giderken Yeniköy'de bir yol çökmüş. Evet. Oranın emniyeti alınmamış. Dün orada milletvekili adayımızla beraber ziyarette bulunduk. Oradaki halk diyor ki ya burada çocuklarımız ha düştü düşecek. Oradaki çukura. Yani çok korkunç bir şey tablo. Tabii bu belediyenin işi ama burada bir belediyede AKP'nin belediyesi. Yani burada bir önlem alması gerekmiyor mu? Yani bizim insanımız o kadar ucuz mu? Bu Rizeli gözünü kapatarak oyunu veriyor size. Hı hı. Oyunu veriyor da hizmeti niye geciktiriyorsunuz? Adaleti geciktirdiğiniz gibi hizmeti de geciktiriyorsunuz. İşte bu geciktirmenin bedelini 1 Kasım'da Rizeli hemşerilerimiz verecek. Milliyetçi Hareket Partisi Rize'de istenilen seviyeye gelmiştir değerli hemşerilerim. Peki. Oyunuz boşa gitmez. AKP'ye oy veren seçmen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlere sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni yalnız bırakmayın. Bir vekil yollattırın Ankara'ya. Bakın Rize'de neler oluyor. Peki Sayın Bahçeli neden her şeye hayırdır hükümet kurmaya yönelik çağrılara ya da işte bu Ankara'daki katliama evet. yönelik çağrıların için hayır diyor? Acaba bir 1 Kasım sonucunda pek değişmezse ve iktidar partisinden davet edilirse tekrar hayır mı diyecek? O siyah çantayla mı gidecek yine yanlarına? Onu bir evet. sormak istiyorum. Evet, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi milletin hayrına olan şeylere hayır demiştir. Hani ben o 4 madde hani zamanımız kısıtlı olduğu için evet. tekrar söylemek istemiyorum. İzleyicilerimiz biliyor evet, zaten. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim. Ortaya koymuş olduğu 4 şart millet ve ülke menfaatine olan şartlardır. Bunlara evet denmiş olsaydı karşı taraftan Milliyetçi Hareket Partisi hükümeti kuracaktı. Zaten o siyah çantanın içinde protokolü, bakanlıklar her şey saklıydı. Hı hı. Ama AKP'nin böyle bir niyeti yoktu. Çünkü 13 yıl yıkım ve tahribat halinde bıraktığı ülkedeki bu sıkıntılı günleri örtme adına tek başına iktidar yeniden olma adına hayır dedi. 1 Kasım'daki seçimi dayattı. Belki tek başıma iktidar olurum diye. Peki ben şunu ifade edeyim size söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi her şeye hayır dedi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi her şeye evet dedi. Tamam biz de kurmadınız. Biz her şeye hayır dedik. Peki CHP her şeye evet dedi. Demek ki namazda gözünüz yok ki ezanda kulağınız olsun. Kurmaya niyetleri yoktu. 1 Kasım'dan sonra sözlerimde ifade etmiştim az önce. Milliyetçi Hareket Partisi'ni hesaba katmadan hiçbir hükümetin koalisyonu kurulamayacağını nasıl, söyledim. Nasıl? Biraz açar mısın? Nasıl yani? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi yükseliyor. Yani matematiksel olarak hesapladığınız zaman tek başına iktidar olunması mümkün değil. Evet, ikili üçlü koalisyonlar olur. Onun zaten modelini liderimiz, genel başkanımız ifade etmişti. AKP'ye demişti gidin HDP ile kurun. Ruh ikiziniz zaten. Beraber kurun. Olmadı CHP'yi de alın. 400'den fazla milletvekiliniz var zaten. Anayasayı da değiştirin. Her şeyi değiştirin. Ha korktunuz. Kabaca olacak ama yemedi. O zaman gelin Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş olduğu şartları sağlayın, kuralım. Şimdi eğer yine 1 Kasım seçiminden sonra aynı tablo çıkarsa yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Cesaretiniz varsa HDP. Olacak olan şey şu. Peki, bence tahminim. Peki bunu diğer partiler 4 parti meclise girer, 5 parti çıkar. Nasıl? Çünkü AKP'nin içinde AKP'nin içinde hakikaten ülkesinin bu sıkıntılı süreçte ülkenin bu sıkıntılı sürecinden çıkması ile ilgili elinden geleni yapacağına inanıyorum bazı. Ama bu çok iddialı bir şey. Yani 4 parti girip 5 parti çıkması. Yani şunu ifade ediyorsunuz. O 4 partinin birinin bölünmesi gerekir. Evet. Yani 5 parti olması için.
Yani siz bunu AK Parti mi bölünecek evet, diyorsunuz? Evet, bu da AKP'dir. AKP'dir diyorum. İddialı bir şey değil mi? Evet, iddialı yani ama AKP bölünecek. Şimdi iktidarın kendi içinde somut çatlakların olduğunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz? Şimdi başka çıkar yolu yok. Zaten AKP'nin içinde 7 Haziran seçimlerinden sonra 120-130 milletvekili zaten Milliyetçi Hareket Partisi ile hükümet kurma yanında hani şiddetle arzu ediyordu. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanımız bırakmadı. Ve isyan ediyorlardı. Ya Cumhurbaşkanımız bir bıraksa da şu hükümeti kursak diyen milletvekilleri vardı. Şimdi o milletvekillerinden bazıları yine aday. Yine seçilecek. Bu tabii benim sadece kendi görüşüm. Evet. Şahsi görüşüm. Ya da yapılması gereken, ben aday tanıtım programında da dedim. AKP gelecek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderine, genel başkanına, Devlet Bey'e diyecek ki, ya Bahçeli, biz siyasi anlamda işlemiş olduğumuz bütün günahlardan pişmanız. Biz bir daha işlemeyeceğiz. Biz sizin büyüklüğünüzü, bu ülkeyle ilgili yapmak istediklerinizi kabul ettik. Bunun anlamı da biat edeceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne hükümet kurulacak. Peki, başka alternatif yok. Son bir dakikamız şimdi var. Şunu sormak istiyorum hemen. Tabii bir Tuğrul Türkeş olayı da var. Hani şimdi iktidardaki çatlaktan bahsediyoruz ama MHP içerisinde de bölünmeler var. Tuğrul Türkeş bildiğiniz gibi AK Parti milletvekili adayı olarak ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin içerisinde de bir çatlaklar var mı? Bizim içerimizde çatlaklar yok. Her geçen gün daha iri oluyoruz. Tuğrul Bey soyadının Türkeş olmasından dolayı partide bir bakış güzelliği vardı. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışındadır. Geçmişte bu hatayı yapmıştı. Yine Aydınlık Türkiye Partisi'ni kurmuştu, ayrılmıştı. Bunu yine aynı şekilde yapmıştır. Hani gelip hükümette yer alma adı altında söyledikleriyle şu an duruşu arasında çok fark var. O zaman işte devlet hükümetsiz mi kalsın falan kendince bir bahane oluşturmuştu. Ama gitti AKP'den milletvekili adayı oldu ve sanki 13 yıllık AKP'li gibi evet. 13 yıllık evet. AKP'li gibi AKP'yi savunmaya başladı. Ki, yani şu an Tuğrul Bey bizim için bir hiçtir. Fazla da bir önemi yok. Hani gitmesi genel başkanımızın dediği gibi hani dağdan bir serçe kuş kalksa ne hisseder ya da daha bir serçe konsa evet. Ne önemli var? Evet, Sayın olarak, bir ben son olarak sizi serbest bırakalım. Neler söyleyeceksiniz? Mesajınız da olacak ve evet. Programı bu şekilde kapatalım. Evet. Şimdi Nazmi Bey, burada dün basına yansıyan bir konu dile getirmek istiyorum. Dün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı, adayımız Sayın Osman Cem Kazmaz Bey ile ilgili abuk subuk ifadeler kullandı. Ve bu basına da yansıdı. Şimdi burada tabii AKP ne yapacağını şaşırmış, Cumhuriyet Halk Partisi de ne yapacağını şaşırmış. Çünkü yükselen bir Milliyetçi Hareket Partisi var Rize'de. Yani Rize'deki siyaseti belirleme noktasında kendini var olarak ortaya koyan bir parti var. CHP'nin oylarının düştüğünü gören ve ne yapacağını şaşıran bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili şöyle bir açıklama bulunmuş. İşte adayımızın işte Türk olmadığı ile ilgili bir açıklama evet, bulunmuş. Ben şimdi onu söyleyen CHP milletvekili adayı değil. Değil eski, de. Evet, MHP evet. İl başkanı evet, benim sayın çok sevdiğim Haydar Diş. Evet. Söyledi. Şimdi bunların ikisine de biz buradan cevap hakkı veririz. Çünkü bu ekran gerçekten adı anılan her kimse onlara cevap hakkı evet. Doğmuştur. Onların hakkı sarihtir bunu söyleyelim. Evet. Şimdi Haydar Diş abimiz geçmiş senelerde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı yapmış bir abimiz. Şu an hakikaten çok rahatsız bir durumda, evet. Hasta evet. Bir durumda. Evet. Şimdi yangından mal kaçırırcasına CHP milletvekili adayının işte sohbet anında hani Haydar abi şu an hani farklı bir ifadede kullanmak istemiyorum. Hani ne konuştuğunu da bilebilecek durumda değil. Hakikaten rahatsız. Cenab-ı Allah inşallah acil şifalar verir. Yani amin. Hem partimizin il başkanlığını yapmış hem de babamın güzel bir dostuydu. Bizim fakat ne dediğini evet ne dediğini bilir bir durumda değil. Şimdi CHP milletvekili adayını yangından mal kaçırır gibi böyle bir ifade kullanmış işte Haydar Diş abimiz. Hemen işte Türk değildir falan dedi işte gazetelere falan yayınlanmasının bir anlamı yok. Bunu tabii gazetelere servis etmeden evvel CHP adayının önce Osman Cem Kazmaz'ı bir tanıması gerekiyordu. Ben 2-3 cümleyle ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Osman Cem Kazmaz Bey öz ve öz Türk ve Müslüman evladı olarak
ataları 1461 yılında bu topraklarda ilk camiyi inşa edenlerdir. Dedesinin dedesine Osmanlı Mekke kadılığı payesini vermiştir Osmanlı. Bu bedbahtlığı yapanların yolları eğer Anıtkabir'e giderse, Anıtkabir'de de yine Sayın Kazmaz'ın dedesinin Kuvayi Milliye kahramanı Hacı Hafız Osman Kazmaz'ın köşesini göreceklerdir. Herhalde yolları hiç Anıtkabir'e düşmemiş bu Atatürk'ün partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı. Yine Sayın Kazmaz'ın babası rahmetli araştırmacı, yazar Süleyman Kazmaz başta İpsiz Recep olmak üzere Rize'mize 40'tan fazla eser hediye etmiş. Bir Türk milliyetçisidir. Kazmaz ailesinin Çayeli'ne kazandırdığı iki de cami vardır. Şimdi hem Türk hem Müslüman olan bir ailenin evladı nasıl olur da Türk oğlu Türk olmaz. Sayın Osman Cem Kazmaz Bey Türk oğlu Türktür. CHP'de ne yapacağını şaşırmıyor. Yani başka yapacak bir şey yok. Yani Rize ile ilgili ne yapabileceksiniz? Yapacağınız projeleri ortaya koyun. Evet. Ve tüm Rizeli seçmenlerime... bitiyor. Onu da hatırlatalım. Son çağrımız nedir Rizeli evet. hemşerilerimize? Rizeli hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Rize'deki tüm insanlarımızın derdiyle hem dert olan milliyetçi ülkücü kadroları iş başına getirin. Üç vekili olmazsa bile en azından bir vekili Ankara'ya yollayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen arkadaşlarımız, milliyetçi muhafazakar arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlü. AKP'ye oy veren milliyetçi muhafazakar seçmen arkadaşlarımız, bizi yalnız bırakmayın. Bizi naçar bırakmayın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oylarınızı verin. Boşa gitmez. Rizeli şunu ifade ediyor. MHP her zaman vardı ve umut da var. MHP varsa umut vardır inşallah. Hepinize en derin sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Birben. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sevgili evet. izleyenler, MHP İl Başkanı Serkan Birben bugünkü canlı yayın konuğuydu. Bizlerle birlikteydi. Kendisiyle il teşkilatının seçim çalışmalarını, olası seçim sonuçlarını ve dönem içerisinde yaşanan polemikleri değerlendirdik. Yarın aynı saatte buradayız. Esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet.